Sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğu ilan etti. Ekibimiz şampiyonluk sevincini yaşayan futbolcular ve yöneticileriyle beraber muhabirimiz Ahmet Rüşvanlı konuklarıyla bu başarı hikayesini anlatacak bizlere. Biz de kendilerine kulak verelim. Evet, öncelikle Diyarbakır'dan merhabalar diyerek başlıyoruz. Şu anda Diyarbakır'da Seyrantepe Şirve Spor Tesislerindeyiz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'un şampiyonluk sevincini biz de formalarımızı giydik, hep beraber yaşıyoruz. Sezon bitmedi daha ama onlar şampiyonluk sevincini yaşıyorlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'un şu an için bizim için özel kılmasının sebeplerinden bir tanesi sadece bu. İkincisi, farklı bir spor kulübü. Aslında belki de spor kulübünün olması gereken yerde ve o görevleri yapıyor. İşte o başarının mimarlarından önce başkanımıza döneceğim, Metin Bey'e. Başkanım, bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Tebrik ederek başlıyoruz. Nasıl oldu şampiyonluk? Sevincinizi nasıl yaşıyorsunuz? Öncelikle ben tüm Türkiye'ye Diyarbakır'dan saygı ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Zorlu bir süreçti. 31 maç kolay değil. Bilenler bilir. Ben bu şampiyonlukta başta teknik heyetimiz, sporcu emekçi kardeşlerim, yönetim kurulu ve bizleri yalnız bırakmayan taraftara, Diyarbakır halkına teşekkür etmek istiyorum. Aslında spor kulübü olarak bahsettiniz sizler de. Diyarbakır kentinden kısaca bahsedersek, şu an kent merkezinde 0-24 yaş arası 450 binin üzerinde genç nüfus bulunmakta. Aslında dünyanın hiçbir kentinde böylesi bir genç nüfus yok. Biz şunu biliyoruz, yani öncelikle bir yeni başlangıç sloganıyla başladık. 2010 yılında Türkiye'de ilk defa spor konferansları düzenledik. Şimdi onlara gireceğiz. Evet. Ama ben şunu söylemek istiyorum. İşte başkanımızın bakış açısı şu, diyor ki tamam, futbol ön plana çıkıyor, futbol tabii ki var, popüler olan o, ama bunun dışında branşlar var ve özellikle gençler için sosyal bir görev bu aslında. Peki şimdi geçelim, neler yapıyorsunuz? Evet, öncelikle yeni bir başlangıç boyutuyla ele aldık. Türkiye'de kendi disiplinlerinde uzman spor felsefecisi, spor adamlarını kente davet ettik. Şunu biliyoruz, bizim gibi toplumlarda önce fikir sahibi oluyoruz, sonra bilgi sahibi. Önce bilgisine ulaşma. Gerçekten dünyada spor nerede? Türkiye'de nerede? Diyarbakır'da nerede? Biz şu iddiadayız. Küçük adımlarla ama sağlam adımlarla Diyarbakır kentinde neden bir spor anlayışını tüm Türkiye'de savunabileceğimiz, yaratabileceğimiz yeni bir spor anlayışını niye yaratmayalım? Peki bunu sormak istiyorum. Siz bunu kulüp olarak yapıyorsunuz. Peki katılımcılar kimler? 2000'in üzerinde bizim lisanslı sporcumuz var. Bireşikten tutun, halk oyunlarına, görme engelli judodan tutun, tekvandoya, kadın futbol takımımız çok iyi, voleybol takımımız. Şöyle bir özelliği de var bu branşların. Kentin genellikle dezavantajlı mahallelerinden gençleri biz kulübümüze dahil ediyoruz. Ve şunu iddia ediyoruz. Yani Diyarbakır kenti tarih içerisinde, tarihsel devinim içerisinde hep ticaret, kültür, sanat, turizm kenti olmuştur, merkez olmuştur. Doğru bir anlayışla neden Diyarbakır bir spor merkezi olmasın? Evet, şimdi oraya gireceğim. Diyarbakır deyince daha önce herkes terör haberleri duyardık, başka şeyler duyardık. Ama siz diyorsunuz ki biz dostluk, barış ve kardeşin yanındayız. Spor kulübü olarak çözüm sürecine nasıl bakıyorsunuz? Katkınız olacak mı, olur mu? Türkiye'nin temel ihtiyacıdır barış, onurlu, eşit bir barışın sağlanması. O iklim de iyi gidiyor. Bu konuda da biz destekliyoruz. Şöyle örnek verelim. Bizim logomuz çit, ben kameramıza. Çit başlı güvercindir. Yani güvercin barışı temsil eder. Beyazlık, saflığı, temizliği temsil eder. Logomuza bile yansıtmışız. Barış bu ülkenin gerçekten şu an en temel ihtiyacı. Onurlu, eşit bir barışın sağlanması, sporun buna hizmet etmesi çok doğru bir yaklaşım. Diyarbakır'da artık Jiyanlar, Serhatlar, Bauerler neden dünya yıldızları olmasın? Neden işte büyük kulüplerde, maratonlarda olmasın? Temel amacımız buradaki gençliğin sorunsal spor eliyle yeni bir perspektifle çözüm üretebilmek. Elbette ki şeye inanıyoruz, hani her sorunun çözümünde spor olmaz. Başarılı toplumlara baktığımız zaman o toplumların sanata ve spora olan yakınlıkları direkt başarılarını etkiliyor. O nedenle spor diyoruz. Peki özellikle böyle kestim şimdi. Dezavantajlı mahalleler dediniz. Onun altını çizmek istiyorum ben. Dezavantajlı mahalleler derken neyi kastettiniz ve oralarda nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz? Yani bu bölgede bilindiği üzere 30 yıllık bir çatışmalı süreç yaşandı. Genelde çatışmalı süreçten kaynaklı göç nüfus diye ele alabileceğimiz nüfuslardır bunlar. Yoksul bir kent. Diyarbakır'ın %70'i yoksul. Bu yönüyle de kadının daha çok ifade etmesi, genç kızların özellikle sportif faaliyetlerde olması, yine kulüp anlayışı olarak engellilerin daha çok toplum içerisinde kendilerini ifade etmeleri açısından bir bütün olarak bakıyoruz ve şunu söylüyoruz. Bize göre doğru bir spor anlayışı şudur. Spor salonları arena,
sporcular da gladyatör değildir. Bu bakış açısının artık tüm dünyada ve Türkiye'de mahkum edilmesi gerekiyor. Bugün dünya ticaretinin %10'unu futbol oluşturuyor. Ticaretin olduğu yerde, paranın olduğu yerde istenmeyen olaylar oluyor. Bu konulara da biz işaret ediyoruz. Birçok ilkleri yaptık Türkiye'de. Spor konferansları, spor meclisi, kentteki tüm spor bileşenlerinin çatısı olan demokratik bir şekilde faaliyetleri yürüten spor meclisi örnektir Türkiye. Yine Bre dediğimiz Mezopotamya topraklarında binlerce yıldır oynanan, belki de birçok sporun atası diyebileceğimiz savunma ve saldırı stratejisine uygun bir oyunu yazılı hale getirdik. Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğiz. Faaliyetlerimizi böyle değerlendirebiliriz. Bir artı özelliğimiz de şu, son bir yıldır, özellikle daha öncesi yıllarda da vardı, sporda biz şiddeti reddediyoruz. Şimdi orayı ben özellikle söylemek istiyorum. Gireceğim, ondan sonra hocama döneceğiz zaten. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor'un özelliklerinden bir tanesi. İşte dedik ya, fark yaratıyorlar. İşte o farklardan bir tanesi nedir? Buraya konuk ekip geldi. Konuk ekip gelince takım öyle durmuyor. İlk önce onları havalimanından alıyorlar. Ellerinde çiçeklerle karşılıyorlar. Ondan sonra otellerine götürüyorlar. Orada da tatlı ikramı varmış. Aslında Diyarbakır'a, buraya deplasmana gelmek avantajlı duruma gelmiş gibi görünüyor. Evet, bu boyutuyla da düşündüğümüz zaman aslında barış sürecinde sportif faaliyetleri doğru temelde ele aldığımız zaman Türkiye'nin barışına da hizmet edeceğini düşünüyoruz. Bu anlayışla biz gelen tüm takımları Diyarbakır çiçekleriyle karşılıyoruz. Kent gezisi yaptırıyoruz. Çünkü Diyarbakır kenti biliyorsunuz 8500 yıllık bir tarihe sahip. Giderkenlerde Diyarbakır'ın o tarihten gelen gücüyle, misafirperleriyle yolculuyoruz. Şöyle anekdotlar var müsaadeniz olursa. Örneğin en son Beşik Düzü takımı gelmişti. Karadeniz'in takımlarından birisi. Buradaki memnuniyetini oradaki yerele aktardı. Oradaki gazeteler haber yaptı. İşte biz Diyarbakır dışındaki takımlara gittiğimiz zaman taş yedik. Diyarbakır'da çiçekle karşılandık. Diyarbakır kenti tam da böyle bir kenttir. Biz şey diyoruz, Diyarbakır kenti barışın ve kardeşliğin başkentidir. Evet. O yönüne de faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Gerçekten zorlu bir maratondu. Şampiyonluk A futbol takımımız da bizim kolyemizin en iyi nadide taşlardan birisidir. Ama tek o değildir. Bir spor kulübüyüz. Bu branşları ve faaliyetlerimizi önümüzdeki dönemde daha da artırarak devam ettireceğiz. Sporda bireysel faaliyetler yanında kitlesel sporu da önemsiyoruz. Halkın, toplumun bir bütün olarak sporla buluşması yönünde faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Evet başkanım, o kadar güzel konuştu ki benim soru sormama bile gerek kalmadı. Hepsini açıkladı. Size çok teşekkür ediyoruz. Ben alayım isterseniz flamamı. Evet, çok teşekkür ederim. TRT Haber ekip adını alıyorum ve ben hocamızın yanına geçeceğim. Müsaade isteyeceğim sizden. Hocam sizi böyle alayım. Şimdi bizde de şöyle döneyim, kusura bakmayın diyerek dönüyorum izleyicilerimizden. 21 numaralı formamızı giydik. Biz oynamadık ama takım nasıl oynadı, nasıldı, beklediğiniz gibi başarı var ama beklediğiniz gibi miydi, daha sonra neler olacak? Beklediğimiz gibiydi, hatta bence biraz da kolaydı diyebilirim. Çünkü geçen seneden kurulmuş bir temelimiz vardı. Bu temelin üzerinde bina yapmak daha kolay oldu bizim için. Asıl hedefimiz, başkanımın demin anlattığı gibi, felsefemizi daha çok duyurmak amacıyla üst kümelere çıkmak. Çünkü üst kümelere çıktıkça sesimizi daha çok duyurma imkanımız var. Asıl hedefimiz küme çıkmakken bunun yanında küçük hedeflerimiz arasında maalesef bir nitelik değil ama centilmen olmak. En centilmen takımlardan birisiyiz. Belki de birincisiyiz şu anda. Bu 450 bin 25 yaş altı gencinin bulunduğu bir ilde daha fazla Diyarbakır kökenli oyuncuların takımda yer alması. Bunlar hemen olacak işler değil ama hedeflerimiz bunlar. Şu anda o istatistik nasıl? Diyarbakırlı olan sporcularınızın durumu? 10 tane yakın oyuncumuz Diyarbakır kökenli ama takımda oynayan oyuncu sayısının fazla olmasında yarar var. Bu transferler bütün Türkiye için geçerli olarak görüyorum bunu. Transferlerle hem maddi açıdan kulüpler zor duruma düşüyor hem de bir katkısı olduğuna pek inanmıyorum. Yani kendi oyuncusuyla daha büyük başarılar elde etmek benim de zaten bir felsefemdir. Altyapıdan herhalde yetiştirmek çok daha faydalı. Evet. Peki şunu soracağım. Şimdi hiç aslında dediniz ya, normal olan centilmenlik. Evet. Anormalmiş gibi görünüyor belki şu anda bize ama statlarda yaşananları da görüyoruz zaman zaman. Federasyondan aldığınız bir teşekkür mü var? Geçen sene centilmenlik diye bir sıralama yapılıyordu. Bu sene onu görmedik ama var galiba. Gizli de tutuluyor tahmin ediyoruz. Ama böyle onun karşılığı ne olur bilmiyorum ama biz o karşılık yüzünden bu işi yapmıyoruz. Bizim takımımızda direkt kırmızı kart görmüş bir oyuncumuz olmadı bugüne kadar. Hem mücadelenin içinde olup, yani sert bir mücadelenin içinde olup hem de
kırmızı kart görmemiş olması takımın çok güzel bir şey. Takımın hiç cezası da yok herhalde. Yani seyircimizin bize verdirdiği ve oyuncularımızın verdiği bir ceza, para cezası, sahayla ilgili bir ceza olmadı. Zaten bu bir takım oyunu aslında. Bizim takımımızda yönetim, seyirci, şoförümüz, aşçımız, malzemecilerimiz, sağlık ekibimiz, futbolcularımız, hepimiz uyumlu bir takım olduğumuz için bu sonuca varabildik. Evet, hep beraber çalışıyorsunuz. O zaman futbolcularımızdan birini almak istiyorum. Kaptanımız yanımıza gelecek. Şöyle alalım sizi. Biz sizin aslında antrenmanın içine girecektik ama rahatsız etmeyelim dedik. Sizi çağırdık buraya. Zahmet ettiniz. Geldiniz. Nasıl geçti sezon? Ya vallahi sezon başından beri biz takım olarak hocamızın da bahsettiği gibi tam takım olduk yani. Teknik heyetiyle, sağlık ekibiyle, malzemecisiyle, futbolcuları yönetimiyle. Biz sezona girerken bu takım iki sezondur playoff'tan eleniyordu. Bizim bir yönetici abimiz vardı. Biz bu sene playoff'u kaldırdık demişti yani. Biz kesinlikle playoff'a kalmayı düşünmüyoruz demişti. Sezon başından beri biz bunu bildiğimiz için ona göre hazırlandık. Ona göre kendimizi maçlara adapte ettik. Ve maçlara başlarken de iyi bir seri yakaladık. Yani yaklaşık 12 maç üst üste kazandık. 13. maçtan sonra beraberlik 2 maç üst üste geldi. Evet. Tabii biz hedefleri olan bir takımdık. Yani 2 sezondur playoff'ta kalmanın, playoff'tan elenmenin verdiği bir üzüntü vardı. Bu yüzden bu sene kesinlikle çıkmayı hedefliyorduk. Yani zaten baktığın zaman Diyarbakır gibi yani genç nüfusu olan, ne bileyim potansiyeli olan bir şehrin yani açıkçası üçüncülükte olması gerçekten çok üzüntü verici bir durumdu. Bunun da bilincindeydi şehir olarak yöneticilerimiz olsun, hocalarımız olsun. Yani bu açığı gidermek için işte bu sene ona göre hazırlandık. Evet, ve siz de başardınız. Şimdi evet. Artık ikinciliktesiniz. Nasip evet. Birinci lige geliyoruz. İnşallah. Şimdi şöyle biraz daha kameramıza dönerek arkamızda da sporcularımız görünsün istiyorum. Şunu soracağım. Çok ilginç geldi bize. Çiçeklerinizi alıyorsunuz. Tabii. Havaalanına gidiyorsunuz. Tabii. Misafir takımı orada karşılıyorsunuz. Yani dediğiniz gibi biz yani hocalarımız olsun, yönetici abilerimiz olsun gerçekten hani hem şampiyon olmaktan ziyade biz bir de hani hem Güneydoğu Anadolu bölgesinin bir takımı olmakla beraber batıdan gelen insanlarla kardeşçe birlikte bir şeyleri başarmanın peşindeyiz. Yani takımımıza baktığınızda zaten genelde Karadeniz'de olsun, İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun bir sürü şehirlerden gelen arkadaşlarımız var. Ve buraya gelen insanlarla da gerçekten Doğu'nun misafirperverliğini gösteriyoruz. Biz her maça çıkarken de karşı takımın kaptanına olsun çiçeklerle karşılıyoruz. Evet, hocalarımızı aynı şekilde karşılıyoruz ve güzel geçiyor. O zaman biz de işte bu başarının mimarlarını tekrar yanımıza alarak hep beraber yanımıza alalım öyle bitirelim. Diyarbakır'daydık. Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'un şampiyonluk sevincini hep beraber yaşadık ama en önemlisi centilmenlikti tabii. Buradan çok güzel mesajlar verildi. Umuyoruz ki tüm Türk futbolu işte buradan verilen mesajlardan etkilenir efendim. Evet, sezonun bitmesine henüz var ancak biz tabii şimdiden ipi göğüsleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor ekibini tebrik ediyoruz. Sana